İsrail-Gazze sınır hattında son birkaç gündür şiddetli protestolar yaşanıyor. Yüzlerce Filistinli Gazze'de İsrail ambargosuna karşı gösteriler düzenliyor. Filistinlilerin eylemlerde bayrak taşımasını yasaklamaya hazırlanan İsrail ise şartlı ateşkes teklifini gündeme getirdi. Teklif, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'dan geldi. Gazze sınır hattına giden Lieberman, Gazze'de uzun süreli ateşkes sağlanması için Hamas'ın alıkoyduğu İsraillerle ilgili sorunun çözülmesini şart koştu. İsraillerle ilgili sorun çözülmeden uzun süreli ateşkes sağlanamayacağını Mısırlı Arabulucular kanalıyla daha önce ilettiklerini söyledi. Askeri operasyon için hazırlıklı olduklarını söyleyen İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin tek ticaret kapısı olan Kerm Ebu Salim'i yeniden kapatmakla da tehdit etti. Öte yandan kanlı elçilik açılışında onlarca Filistinlinin katledilmesine neden olan Amerika, Filistin'e yardımı durdurduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Trump'ın talimatıyla 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere kaydırılacağı belirtildi.